bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet, bu topraklar yıllardır kanla ve terle yoğrula yoğrula bizim vatanımız olmuştur. Bizim milletimiz tarih boyunca emek vermedi, canını feda etmeyi göze almadı, mücadele etmedi, bedelini ödemedi, hiçbir şeye sahip olmamıştır. Arkadaşlar, fakat birbirinizi rahatsız etmeyeceksiniz. Bugün de büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, müreffeh Türkiye için verdiğimiz mücadelede pek çok bedel ödedik, ödüyoruz. Terör örgütleriyle mücadelede bedel ödüyoruz. Sınırlarımız dışında yürüttüğümüz operasyonlarda bedel ödüyoruz. Ekonomimize yönelen saldırılarda bedel ödüyoruz. Avrupa'da vatandaşlarımıza atlarıyla, itleriyle, killeriyle, nefretleriyle saldıranlara karşı bedel ödüyoruz. Şimdi bugün Hollanda'da seçim var. Atların, itlerin sahiplerinin ne yapılacağı ortaya çıkacak. Kardeşlerim, bunların medenilikle alakası yok. Bunların modern dünya ile alakası yok. Bunlar Bosna Hersek'te Srebrenica katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir. Bunların biz cibiliyetini biliriz. Ama bunlar ne yazık ki hala medeni olamamışlar. Modern olamamışlar. İnsanlıktan nasibini alamamışlar. İşte o akşamda düşünün, Türkiye'nin bir bakanı, bir bayan bakanı oraya geliyor. Nereye geliyor? Kendi konsolosluğuna. Ve kendi konsolosluğuna gelerek vatandaşlarıyla buluşacak. Bunun herhangi bir izne tabi diye bir şey yok. Kendileri İngiltere'de, Avrupa'nın değişik yerlerinde gidip seçim kampanyaları yapıyorlar bunlar. Geç bunları. Hayır kampanyası yapmak üzere Almanya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye, İsveç'e, Danimarka'ya gelen PKK terör örgütünün temsilcilerine, onların yandaşlarına ve onlarla beraber hareket eden Türkiye'deki Barolar Birliği başkanına, onlara müsaade ediyorsunuz. Peki Türkiye'nin bakanına niçin kapıları kapatıyorsunuz?